sık sık ekranlarınıza üreten kadınları getiriyoruz. Bugün de elimde gördüğünüz bu güzel oyuncağı öğren Sevim Hanım'la sizleri tanıştıracağız. Böyle bir tavşandı ilk yaptığım. Ne kadar sürede? Herhalde bunu bir 10 günde falan yaptım o zaman. Azıcık zorlandınız herhalde. Zorlandım çünkü hep sık iğneyle yapılıyor. Bir de sayıları var. Sayıları takip etmezsen kafası falan yamulur, kulakları kötü olur. Sayıyla yapman lazım. İlk yaptığım için biraz zorlandım. Ama şimdi deseniz bana öyle değil tabii ki. Daha erken yapıyorum. 7 yıldır dediniz bayağı. 7 yıldır tabii 7 yıldır yapıyorum. Torunum kocaman oldu. Hala benim bebeklerimle oynar. Malzemesini nasıl tedarik ediyorsunuz? Malzemesini işte kendim gittiğimde, kızım zaten benim Türkiye'de yaşıyor. Kendim gittiğimde alıyorum, kızım getiriyor. Buradan alıyorum. Öyle tedarik ediyoruz. Mesela bunun içindeki özel bir elyaftır, boncuk elyaf. Yani yattığımız yastıklardaki elyaf değil. Boncuk elyaf toparlanmıyor, makineye atılıp yıkanılabiliyor. Kesinlikle bu gözleri, klipsli gözler çocuğa zarar vermiyor. Arkadan bir de ben çakmakla yakarak klipsliyorum. Hani çıkabilir, çocuk ağzına sokabilir. Yok çıkmaz. Size. Çocuk ağzına sokabilir kesinlikle. Bunu pensayla kesmedikten sonra çıkmaz yani. O kadar bir garanti. Tabii garantili. Ki yıkanabilmesi de çocuklar tabii, açısından hijyen önemli. Tabii ki. Önemli. Çocuk bunu benim mesela dedim ya tavşanla başladım diye. Benim evim bahçeli. Torunum alıyor eline, sokuyor kumların içine, toprakların içine. Akşam yıkıyoruz, atıyoruz, sabah oynuyor. Yine akşama kadar kirletiyor. Peki ilgi nasıl? Alınıyor mu? Şöyle diyeyim, bu el emeği olduğu için biraz pahalı bir iş. Evet. Bizim burada pek yani Kıbrıslı insanların almıyorlar yani bunları. Değeri mi bilinmiyor aslında? Hem değeri bilinmiyor. Biraz da işte söylediğinde fiyatını biraz pahalı geliyor insanlara. Ama sen de geceni gündüzünü veriyorsun. İnanın şöyle bir oyuncağı. Ben kaç günde yapıyorsun? 10 günde yaptım onu. Onu 10 günde yaptım. 10 gün 10 gece. Peki elde ettiğiniz gelirle tabii ki geçiminizi belki sağlayamazsınız ama hani kendi ihtiyaçlarınızı kendi bir kadın olarak görebilir misiniz? Şöyle bir şey bakın ben biraz önce arkadaşla konuştum da bizim kadınların nasıldı o? Yani kadın emeklerine kıymet verilmiyor. Kadın iş gücüne ben mesela çalışmayan hanımlar biz evde oturan hanımlar olarak da bunları yapıyoruz ama kıymeti bilinmiyor. Ben arkadaşlarıma, kadın arkadaşlarıma derim ki hiç kimseye muhtaç olmayın. Elinizden ne iş gelirse onu yapmaya çalışın.